Merhaba arkadaşlar. Bugün ıspanaklı pasta tarifi vereceğim sizlere. Öncelikle ıspanaklarımızı güzelce doğruyoruz ve yıkıyoruz. Sonra tenceremizi alıp bunu haşlamaya bırakıyoruz. Malzemelerimiz bu şekildedir, gördüğünüz üzere. Ispanağımızı püre haline getirmek için bir su bardağı sütü ıspanağımızın üstüne döküyoruz ve bunu blenderdan geçirerek püre haline getiriyoruz. Evet, öncelikle 3 yumurtamızı kırarak başlıyoruz tarifimize, her tarifte olduğu gibi. Bir su bardağı şeker döküyoruz ve beyaz olanıncaya kadar çırpıyoruz ki mikserinizi ara ara dinlendirin ki mikserimiz bozulmasın bu süre zarfında. Kek harcımız istediğimiz beyazla kavuştu. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi de ıspanak püremizi içine ilave ediyoruz ve bir müddet daha çırpmaya devam ediyoruz. İki buçuk su bardağı unumuzu da ilave ediyoruz. Ben iki paket kabartma tozu kullandım. Siz isterseniz bir paket de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Bir pakette şekerli vanilin ekliyorum. Artık kekimiz pişmeye hazır. Tepsimizi iyice yağladığımızdan emin olalım ki kekimiz tepsimize yapışmasın. Bu şekilde kekimizin havasını alıyorum ki her yere eşit bir şekilde dağılsın. Sıra krem şantide. Şimdi krem şantimizi yapacağız. Ben bir pakete 1,5 su bardağı süt kullanıyorum ve güzelce çırpıp sonrasında onu buzluğa kaldırıyorum. Thank you.
Kekimiz pişti. Şimdi onu soğumaya bırakacağım. Kekimizi bir çember yardımıyla kesiyoruz ki bu pastamızın alt tabanı olacak. Kekimizin arkan kısımlarını kesiyoruz ki pastamızın üst tabanını yerleştireceğiz. Bunları öncelikle rondodan geçiriyoruz. Biraz köslemek pastayı andıracak pastamız. Ben 8 dilim kek kullandım üst kısmı için. Siz isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Meyvelerimizi soyuyoruz. Ben kivi ve muz tercih ettim. Siz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Eğer çilek bulabilseydim, aslında ben çilek kullanmayı düşünüyordum. Çünkü çilek ve krem şanti uyumlu ben daha çok beğeniyorum. Samsung 99 ekran 4K Smart TV 4.999 lira. Üstelik 499
Burada meyvelerimizin üstüne de krem şanti sürmem gerekiyordu ama ben unutmuşum. Bu yüzden videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Kekimde ufak bir dağılma olduğu üst kısmında. Siz krem şanti eklemeyi unutmayın. Az önce meyvelerimin üstüne dediğim gibi krem şanti sürmeyi unuttuğum için tabii ki de elimde krem şanti arttı. Ben de bu artanlarla kendime ufak minik kup tatlılar yaptım. Siz benim yaptığım hataya düşmeyin. Meyvelerinizin üstüne muhakkak krem şanti sürünüz. İşte bu da hatamın sonucu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sen onu şuna. Polis tatlı yerde değil, bizim korkan uzman. Daha iş yok.